Sinan! Ya yemeyeceğim seni, konuşacağım sadece. Sinan! Evine gitsene sen. Partidekiler ayıp olmasın sonra. Yapma Sinan, ben vereyim sana parayı. Ceyda'yı restorana ortak yapmak zorunda değilsin. Lütfen gider misin? Ya ben söyleyecektim sana. Biz Tolga'yla barıştık. Tamam mı? Onu söyleyecektim. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor. Ya gerçekten anlatacaktım, açıklayacaktım diyorum sana. Açıklamak zorunda değildin Pelin. Yalan söylemeseydin yeterdi. Ya o kadar şeyden sonra kendimi bile açıklayamıyorum ki. Ama gerçekten sana söyleyecektim. Yani dürümcüde oturduğumuz zaman... Ama sen de konuya öyle bir girdin ki... Haklıydın da. Aranızda olanlar beni gerçekten ilgilendirmiyor. Aslında sadece eve girip ayaklarımı uzatıp film izlemek dışında beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Yalnız başıma. Yalnız başıma. Yok ya. Yani diyorsun ki Pelin söyleyeceklerin içinde patlasın. Böyle cezalandıracaksın değil mi sen beni? Ayrıca beni dinlediğini de biliyorum. Sinan, bana kızdığın için yapıyorsun. Yapma, alma o parayı Ceyda'dan lütfen. Alma. Kahveni yaparım, boğazına dizerim diyorsun. Tamam. Ben hep ölümsüz aşklara inandım. Yani Tolga'yı bulunca da o ölümsüz aşkı bulduğumu sanmıştım. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarın. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç keşke yeni tanışmış olsaydık. Nasıl olacaktı o? Ya mesela Bülent'le Başak bir şekilde tanışmışlar, aşık olmuşlar. Ya biz de onların sayesinde tanışmışız ve çok yakın arkadaş olmuşuz. Olamaz mı? Daha hoş geliyor. Hayatım, harikaydın. Ama ne yalan söyleyeyim, bizim şarkımızı daha güzel söylüyorsun. Bu evde bir şey var biliyor musun? Normalde uyku problemi çekiyorum ama buraya gelince ölü gibi uyuyorum. Huzurlu ve sakin bir insanım. Bu da benim evime yansımış demek ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.